tespit edecek ve yeteri kadar güvenilir bir tarama testi şu an için maalesef mevcut değil. Ovar kanseri görme riskini azaltıyor. Genetik yatkınlık varsa tedbiri, hani özellikle söyleyeyim, biz kliniğimizde de tüplerini bağlatmak isteyen hastaların tüplerini alıyoruz. Çünkü bir TRO... Hastalığın ileri evresinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün yaptığımız toplantı buradaki şikayetlerin farkındalığına varmak. Her hastalıkta olan belirtileri var. Sık idrara çıkma birçok nedenle olabilir. Enfeksiyonlar en sık başta olmak üzere. Ama bir kadın ilerleyen yaşlarında, özellikle 60 yaş civarında sık idrara çıkıyorsa, ağrı şikayeti varsa, bası şikayeti varsa, şişkinlik hissediyorsa, özellikle sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri oluyorsa, yemeklerden sonra hazımsızlık çekiyorsa, kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarında düzensizlikler başladıysa, bunlar bize bir işaret olabilir. Kanseri, kadınlarda en sık görülen 9. kanser, dünyada, Türkiye'de ise 7. sıklıkta görülen kanser. Fakat önemi şu, en ölümcül jinekolojik kanser. Daha çok menopoz sonrası dönemde görüyoruz ama tabii daha genç yaşlarda da görebiliriz. Gördüğümüz yaş dönemine göre tipi de değişiyor, tedavisi. Hepsi buna göre değişiklik göstermek. Yani bir hastaya kanser tanısı koyduğunuz zaman bu hastaların 5 yıl sonra %47'si hayatta oluyor. Bu ortalaması. Fakat buna erken evrede tanı koyarsak ve tedavisini düzgün yaparsak 5 yıl yaşama şansı %92'ye çıkıyor. Yani 47'den 92'ye. İşte o yüzden bu toplantı önemli. Farkında olmak bu yüzden önemli. Erken evrede yakalayıp doğru tedavi ettiğimiz zaman oranlarımızı yükseltebiliyoruz. İşte bu dünyadaki oranı 46.5, 5 yıllık yaşam oranı. Peki yumurtalık kanser için risk faktörleri neler? Önceden de bahsettiğiniz yaşlılık, ortalama görme yaşı 63. Birçok hastalıkta ve kanserde olduğu gibi obezite. Gebelik geçirmemek, yani gebelik geçirmek, emzirmek riski azaltıyor. İnfertil tedavisi almış olmak. Ailede yumurtalık ve meme kanseri öyküsü, bu çok önemli. Özellikle vurgulamak istiyorum ve zaten bunu açacağım. Ve kötü alışkanlıklar, sigara, alkol gibi. Yumurtalık kanserinin belirtileri, sık ve acil idrara çıkma, karında artan şişkinlik, karın ve kasık ağrısı, çabuk doyma hissi, gastrointestinal sisteme ait işte kabızlık, şişkinlik, bulantı, kusma. Yani farkındaysanız saydığım bunların hepsi çok müpem, her hastalıkta, her hastada olabilecek, bizi şüphelendirmeyen bulgular. Ama işte burada uyanık olmak gerekiyor ve yumurtalık kanserinden şüphelenmek gerekiyor. Yaparsa hastanın yaşam süresi uzuyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunun tedavisini çok da güzel yapıyoruz. Peki kanserler var. İşte meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi. Size teşekkür ederim. Bir teşekkür de